Günaydın Zitirfem. Tekrardan yoldayız. Artık video çekmekten yorulmaya başladım. Bugün Altınlu'dan çıkıyoruz ve Ayvalık'a geçiyoruz. Orada kalacağız. Akşamleyin Cunda'ya gideceğiz. Cunda'yı gezeceğiz. Öyle planladık. Orada denize gireceğiz. Sonra yarın tekrardan yola koyulacağız. Biraz yolları da özledim açıkçası. Yani böyle durduğumuz yerde durduk, yola gidelim istedim. Dolayısıyla iyi olacağını düşünüyorum. Daha yeni böyle 2 dakika falan oldu. Hala Altınlu'nun içindeyiz zaten. Altınlu'dan Ayvalık'a doğru yola koyulduk. Bir saat kadar bir yol olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir pansiyon bulacağız, yerleşeceğiz, denize gireceğiz. İnşallah. Sarımsaklı plajına geldik. Burasının denizi güzel. Daha önceden de gelmiştik ben küçükken. Onun kenarında Rio muydu adı buranın ya galiba. Rio Beach diye bir yerde kahve içiyoruz. Ve annemle ortalığı gözetiyoruz. Etrafı inceliyoruz. Memnuniyetsiz bir şekilde bakınıyoruz. Bunlar da dedikodu kahvelerimiz olurlar. Plajdaki yerimize geldik. Yalnız kaç tane yer gezdik, burası geldiğimiz en kalabalık plaj oluyor. Ve insanlar çok iç içeler. Burada pek umursanmıyor gibi korona durumu. Dolayısıyla burayı şu an için pek fazla tavsiye edemeyeceğim. Biz de işte bir gün duracağız. Denize gireceğiz. Olabildiğince dikkat ederekten. Zaten her tarafı kolonyalıyoruz. Ve geçeceğiz. Yer başladı ya. Evet. Sosyal mesafe burada 15 santim. Denize girince 0. Çünkü biliyorsunuz denizin dezenfektasyon özelliği var. Kolonya gibi yani deniz. Deniz pis. Suyu güzel ama pis. Gerçekten pislenmiş. Buranın kumu meşhurmuş. Annem öyle söyledi. Ben anlayamamıştım çünkü o kadar pis ki kumlar. Yani anlayamanız mümkün olmuyor. Biz buraya gelmiştik. 5 oldu herhalde. 5'ten fazla. 5 artı sene önce. Ve çok güzeldi. Yani benim gerçekten burayla alakalı beklentim ve hatırladıklarımla hiç uyuşmayan bir yerdeyiz şu anda. 5 senede bu bölgeyi halletmişler gibi gözüküyor biraz. Göremiyorum bu arada. Gözüm acıdı. Gözlüğüm neredeydi? Kadın da bana bakıyor. İnsanlar da bu sırada tabii yani beni dinliyorlar, duyuyorlar ama yapacak bir şey yok. Kötüye kötü diyeceksin. Gözüm takıyor. Duşa girmeye çalıştık az önce. Duş 1 liraymış. Bir tane amcamız vardı orada oturmuş. Hacı sakallı bir amca. Duşun karşısında 1 lira bekliyordu. Girmedik. Onun dışında plajı göstereceğim şimdi. Tıklım tıklım. Deniz aynı şekilde. Denizde hatta daha yakınsınız. Yani millet yüzerken böyle gülerek şu mesafeden geçiyor gayet rahat bir şekilde. Beklentileri karşılamadı. Neyse burada zaten saat geç olmuş. Çok fazla zamanımız yok. Kalkıp gideceğiz. Ama buraya puanım. Senin kaç? Benim 10 üzerinden 1. Yok canım 1 değil. Kaç veririm? 10 üzerinden 3 veriyorum şimdi buraya. Yani o da eski hatıralarım olduğu için. Bakar mısınız? Kalabalık, kalabalık ve kalabalık ve kalabalık. Şezlonglar birbirine çok yakın. Deniz de aynı şekilde. İşte denize de gidip çekerim belki. Kumlar da gördüğünüz gibi çok temiz, pırıl pırıl. Hani buranın gerçekten kumuyla meşhur olmasını anlayabiliyorsunuz burada. Müthiş kumlarımız. Sosyal mesafemiz 15 santimlik. Sahilde çok daha sahilde ne kadar oturduk? 4.30'a kadar oturup sonra odaya döndük. Üstümüzü giyindik. Şimdi Şeytan Tepesi'ne gidiyoruz. Şeytan sofrasına gidiyoruz. Oradan da Cunda'ya geçeceğiz akşam üzeri. Hava biraz sıcak ama güzeldir diye tahmin ediyorum. Oralar daha yukarıda olacağından dolayı zaten. Süper bir manzara varmış. Onu görmeye gideceğiz. Bu arada gözlüklerimi çıkaramıyorum. Çünkü tam karşıdan güneş geliyor. Ve gözlerim acıyor. Şurası çok güzel.
Şeytan sofrasından çıktık. Cunda'ya doğru yoldayız. İnanılmaz güzel bir manzaraydı. Güneşin batışı mükemmeldi. Gerçekten kesinlikle gidilmesi gereken bir yer. Zaten buraya gelip de oraya gitmeyecek biri olacağını zannetmiyorum. Çünkü bayağı meşhur bir yer. Tek sıkıntısı insanlar gelip biz orada oturmamıza rağmen, masada yer tutmuş olmamıza rağmen önümüzde fotoğraf çekildiler. Ve hani artık böyle tamam çekilebilir misiniz? Çünkü güneşin batışını izlemek için 2 saattir burada oturuyoruz falan olduk. Onun dışında her şey mükemmeldi. Manzara zaten muhteşem. Kara parçasının uç kısmında kalıyor. Dolayısıyla her taraftan başka farklı manzaralar, her taraftan farklı manzaralar görebiliyorsunuz. Video çekebildiğim kadar çektim. Aynı zamanda da benim de izleyip etraftan da keyif almam gerektiği için videolar biraz şey oluyor tabii. Tam gerçeği yansıtmıyor. Bunlar sadece fragman. Gelip görün kendiniz, muhteşem bir yerdi. Burası da Cunda yolu. Taş kahve diye bir yere geldik. Burası eski bir Rum konağıymış. Taş. Şu arkamda görmüş olduğunuz. Çok bağırtı var ama kalabalık zaten, inanılmaz. Zar zor masa buluyorsunuz. Umarım kahveleri güzeldir. Tavsiye üzerine geldik internetten. Geldi. Yani Dibek kahvesi söylemiştik ama normal kahveye çok benziyor. Ben Dibek'i biraz daha böyle sütlü, tırak ve baharatlı diyebiliyorum tat olarak. Ama size bir şey söyleyeceğim. Kesinlikle buraya gelmeyin. Ben de bir daha buraya gelmeyeceğim. Her ne kadar albenisi yüksek olsa da, her ne kadar tavsiye edilse de, her ne kadar meşhur olsa da buraya gelmeyin. Garsonlar hayvanlara çok kötü davranıyorlar. Az önce gözümüzün önünde bir tane köpeği tekmelediler ve İçim gitti yani. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Buraya gelmeyin. Taş kahveye gelmeyin. Cık. Gelmeyin.